Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum? Daha önceki videomda bu saksıdaki nanelerimi size göstermiştim. Ama nasıllardı? Şu şekildelerdi. İzlerseniz, izlediyseniz görmüşsünüzdür ya da görün, izleyin. Neyse. Aynı bu şekildelerdi. Çünkü balkonumda kurumuşlardı. Ama şimdi nanelerim gördüğünüz gibi kurumuş hallerinden yine yeşerdiler. Görüyorsunuz. Şu da saksılarda, çiçeklerde, işte böyle bitkilerin içinde çıkıyor arkadaşlar. Isırgan otu. Ve ben bunları atmıyorum. Bunlar çoğaldıkça bunları da topluyorum. Haşlayıp ya bir yufkanın içinde börek gibi ya da yoğurt pusunu yapıp yiyoruz arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum ne kadar doğru ama bizim büyüklerimiz hep der ki senede bir iki kere ısırgan otu yemek gerekiyormuş. Evet. Bunu da paylaşmış olayım küçük bir bilgi olarak. Gelelim nanelerime. Şimdi bu videodaki çekme amacım arkadaşlar. Eğer balkonunuzda saksıda nane yetiştiriyorsanız ve naneleriniz bu şekilde kuruduysa, bu kurudu diye bunu sakın atmayın. Yani nanelerin köklerinden koparıp atmayın arkadaşlar. Bizzat ben kendim şahit oldum. Size de gösteriyorum. Aynı halen daha kuruları var. Ve onları da atmıyorum. Görüyorsunuz. Çünkü onlar da böyle yeşerecek. Çünkü bu hep böyle kuruydu benim bu nanelerim. Kurumuştu. Ama az şöyle havalar açtı ya. Sıcağı da gördü. O yüzden yeşerdi. Evet, dediğim gibi sizin de böyle kuruyorsa naneniz atmayın, bekleyin, sabır, bu şekilde yeşerecektir. Bu kurular da yeşerecek. Böyle. Şöyle kısacık bir marulumu da göstereyim size. Bu da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi şöyle saksıda balkonumda. Bunu da kökünden koparıp yemiyorum. Şöyle yaprak yaprak kopartıyorum. O yine aynı çoğalıyor. Tazeleniyor. Evet. Arkadaşlar çok ses var biliyorum. Balkonumdayım şu anda. Kusura bakmayın. Sizlerle böyle küçük bir video çekmek istedim. Nane hakkında. Umarım beğenmişsinizdir. Bence sizin de böyle bir balkonunuz varsa yetiştirin arkadaşlar. Bence çok güzel oluyor. Hemen çıkıp yeşil taze taze kopartıyorsunuz. Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum.